Güzel. Gerçekten o kadar sıcak ki hava. Bunları da. Yok be, bırak ya. Şimdi Paşa Mandıra'dayız. Ay kız, yapıyoruz. Heyecan yaptı abla. Ama beni görürler televizyonlarda falan. Televizyonda değil, internette görecekler. Zaten görsünler diye çekiyoruz burayı. Hala bekliyoruz. Ya benim çocuklar bile göremeyecek. Onlar da. Mağaranın içine doğru gidip. Cennet. Ya ne güzel. Mücadele ediyor. Rezidanslar var. Diğer tarafta geri dönüşü. Bal gibi. Hocanın survive haç kabartmasının altında. Arkadaşlar böyle bir yolda tek başıma yürüyorum köyün merkezine doğru. Arkadaşlar köyün merkezine doğru yürüyorum şu anda. Fakat yol gerçekten öyle yürünebilecek bir yol değilmiş meğerse. Bayağı taşıt yolu, kaldırım yok. Yolun kenarından gidiyorum ama emniyet şeridinin hemen yan tarafı uygun değil. Yani kanal yapmışlar. Bakın buyurun. Bakın. Emniyet şeridinin hemen yanı sıkıntılı. Ben nereden yürüyeceğim? Burası. Eğer buraya gelirseniz otobüsle Paşa Mandıra'nın girişinde inmeyin. Yani eğer içini görmek istiyorsanız ya da sadece piknik yerlerine gitmek istiyorsanız ve mangal yapmak istiyorsanız orada inebilirsiniz. Orada çok fazla çay bahçesi, mangal yeri var. Fakat şu anda ben merkeze doğru gitmeye çalışıyorum. Bakın yemyeşil her yer fakat yol çok sıkıntı bence. Burada kanala düşeceksiniz ya da işte tümseye çıkacaksınız. Yani yok şu otların arasına girmeniz mümkün değil. Yol kenarında yürümek bence biraz sıkıntı. Allah'tan çok fazla trafik yok ama hani atıyorum bir araç çarpsa kim vurduya gidersiniz. Burası çok da böyle bu anlamda tekin değil. Bir de çok fazla köpek sesi duyuyorum. İnşallah başıboş bir şekilde dolaşmıyorlardır. Köyün merkezine doğru gidiyorum. Orada hayvancılık yapan bir abimizle ve eşiyle konuşacağım. Bakalım neler olacak. Aa bakın. Burada sarı erikler de var. Hatta birkaç tane alayım. Ama olmamış galiba. Olmuşlar uzakta. Dede beni otobüsle aldı arkadaşlar. Çok tatlıydı. Burası Paşa Mandıra'nın içine geldim. Paşa Mandıra mahalle mutfağının önünde Paşa Mandıra durağı var. Burada normalde burada inin. Yanlış yerde indiğim için bayağı bir yol yürümek zorunda kaldım. Köyün girişinde inmişim. Arkadaşlar merhaba. İstanbul köylerini gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Paşa Mandıra köyündeyim. Burası Beykoz'a 22 kilometre, İstanbul merkezi 55 kilometre uzaklıkta. Çok güzel, böyle dağlarla çevrili, yemyeşil, püfür püfür rüzgar esen, bahçecilik devam eden ve kısmen hayvancılığın da sürdüğü güzel bir köy. Köyü biraz sonra beraber gezeceğiz fakat biraz ismiyle ilgili bir iki bir şeyler söylemek istiyorum. Paşa Mandıra köyü ismini bir rivayete göre burada buraya yerleşen köylülerin mandıra ile uğraşmasından almış ve mandıranın başına bulunan paşa lakaplı bir kişiymiş. Bunu birleştirmişler. Paşa Mandıra ismini almış köy. İsmi de buradan gelmiş. Daha çok Kastamonu ve Trabzon'dan gelen vatandaşlarımızın yaşamaya devam ettiği Paşa Mandıra gerçekten çok güzel, yemyeşil bir köy. Tabii eskisi kadar mandıra kalmamış. Şu anda Paşa Mandıra'da hayvanla uğraşan çok fazla kişi yok. Birkaç aile kalmış. Bunun dışında köyün girişinde şeyler var. Çay bahçeleri, kahvaltı yapılacak mekanlar ve daha düşük bütçeli gezmek isteyenler için de gözlemeci hanımlar var. Bu arada Paşa Mandıra'da piknik yerleri var.
mesire yerleri var. Taze sebze meyve de dikiliyor buradan. Eğer isterseniz köylüden de satın alabilirsiniz. Hı-hı. Mesela çilek yetişiyor. Her türlü mevsimlik sebze meyve mevcut. Bunları da buradan işte çok daha makul fiyatlara satın alabileceğinizi düşünüyorum. Sizlere Paşa Mandıra'ya mutlaka gelmenizi ve görmenizi tavsiye ediyorum. O halde gelin köyü beraber hep birlikte gezelim. Arkadaşlar Paşa Mandıra burasıymış. Ben demin girişinden başladım. Paşa Mandıra büyük bir köy. Küçük diyoruz fakat girişten itibaren ben bayağı böyle burası herhalde bir arada 5 kilometre vardır. Ya da bana 5 kilometre gibi geldi yürüdüğüm için. Şöyle. İsminiz nedir? Suat. Suat abi gel böyle. Güneş yüzünde parladı. Heh, burası daha iyi. Şimdi siz Paşa Mandıralı mısınız? Yok değilim, ben misafirim. Nerelisiniz? Kastamonu. Ha, Kastamonu. Buraya gezmeye mi geldiniz? Yok, çalışıyorum. Arada geziyorum da tabii. Bazı Üsküdar falan sahile geziyorum. Suat abi siz çalışmak için Kastamonu'dan İstanbul'a mı geliyorsunuz? Yok, ben para için gelmiyorum. Ya bizim bu tanıdık. Yani çok memnun olsunlar, sevinsinler diye hatiren geliyorum. Allah Allah. Çalışmak, ben hiç için gelmiyorum zaten. Parasız mı çalışıyorsunuz? Onlar çok değerli insanlar. Yani o yüzden bu... Hayır, çalıştığınız zaman para almıyor musunuz abi? Yok asla, ben ondan bir şey beklemem. Nasıl geçiniyorsunuz? Ya ben zaten emekliyim. Olsun. Ya ben kendimi idare ediyorum. Ben buraya yani o Şırnak'tan, askerden arkadaşız. Aha. Kardeş gibiyiz. Aha. Bir ihtiyacım oldu mu hemen... Ay siz Kastamonu'da yaşıyorsunuz normalde. Kastamonu'dan İstanbul'a yazları geliyorsunuz. Aynen. Ondan sonra da tanıdıklarınızın bahçesinde... Paşa Mandıra. Daha hem burada, buradaki tanıdıklar. Bunlar iyi insanlar. Aha. Sadece eş, Paşa Mandıra. Bir de sonra Üsküdar mı dediniz? Üsküdar. Ondan sonra Sarıgazi. Bu şey var. Sarıyer. Aha. Eminönü. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde dolaşıyorsunuz. Dolaşıyorum. Ne yapıyorsunuz orada? Ya böyle çok iyi insanlar, Onlar ile burada belediyeden emekliyim. Hı-hı. Güzel bir şey bıraktım. Hani böyle evlat kardeş gibi. Hı-hı. O insanlarla tekrardan hani bir taraf buraya geldiğimde onlar da seviniyorlar. Ben de yani kendi öz evlatlarım gibi onlar. Hı-hı. Peki sizden... Güzel bir anı bırakmışım demek ki. Geldiğimde de iyi karşılıyorlar. Anladım ama nerede kalıyorsunuz sonra? Ben bir... Kalma sıkıntı mı yok? Yani çok kalacak yerim var. Arkadaşlarınızla kalıyorsunuz. Var, evet, aynen. He. Eskidenki arkadaşlar. Burada yerimiz var. He. Paşa Mandıra'da bu kaldığım yer var. Oturup içtiğim yer var. He. Bahçıvanlık yapıyorsunuz. Karşılığında kalıyorsunuz. Ben her yere gitmiyorum. Yani sadece buraya. Vallahi abi. Belli bu... kişilere, belli yerlere. Yani böyle bir para için değil de. Ya gönül için. Bu gönül devirde, işi bu. Bu devirde görmediğimiz bir şey bu. Ben artık bundan sonra hep böyle hayır işlerle, yani bu güzel şeyler, güzel bir anı, yani kalıcı eser, güzel bir şey bırakmak için. İnsanlara yardım etmeyi seviyorsunuz yani. Aynen, peki, aynen. Sizin aileniz yok mu? Ben tekim. Ha, bekarsınız. 10 sene oldu. Ha, eşiniz mi vefat etti? Yok, hayır, ayrıldık. Ha, boşandınız. Zaten bu artık böyle yani, hep aileler birbirinden kopmuş. Ha. Çoğu ayrılmış, çoğu çocuğunuz hani... Çocuğunuz yok mu? Var. Onlarla ilgilenin. Çocuk 22 yaşında oğlum var. Allah bağışlasın. O Kastamonu'da. Tabii annesiyle duruyorlar onlar. Onlarla yani onlara da vakit ayırabilirsiniz diye söyledim. Hani burada bedavaya yapıyorsunuz ya insanların işlerini. Ben bundan sonra benim bir şeyim yok. Hı-hı. Bu hep böyle artık insanların gönlünü alabilmek için. Anladım. Kalıcı güzel bir şey bırakabilmek için. Düşüncelerimiz de böyle. Anladım. Peki tamam. Ne iş yaptınız abi siz? Nereden emeklisiniz? Üsküdar Belediye'den emekliyim. Allah razı olsun onlardan. Belediyede ne iş yaptınız? Temizlik işi. Temizlik. Ha, yani her biriminde çalıştım. Aha, mesela olsun. Orada da yine ot işi. Kata, Üsküdar, ondan sonra Alem. Aha. Bütün yani Zeynep Kamil Hastane'nin bahçesi olsun, şey olsun, tamam. Her tarafta yine biz yani o işlerle uğraştık. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ ol. Esiyor.
Evet arkadaşlar, Paşa Mandırı'yı gezmeye devam ediyorum. Sultan abla sağ olsun bize tereyağı yapımını da gösteriyor. Güzel oldu bence. Bakın burada da ne güzel erikler var. Ama almıyorum. Çünkü başkasının bahçesinde. Şunlara bakın. Ne güzel. Toprak ne kadar verimli. Burada çocuk parkı var. Burası çıkmaz yol galiba. Yanlış bir yere girdim. Aa, ne kadar güzel. Şuraya bakın. Böğürtlen. Böğürtlenler olmuş. Bayağı böğürtlen var burada. Ay şurası şahaneymiş. Şuraya bakın, niye yeşil değil mi? Şu güzelliğe bakın ya. Şahane. Böyle aşağı doğru bilmediğim bir yere doğru gidiyorum ve vazgeçiyorum. Yani bakın bu yolda yine çok güzel erikler var. Ama ormanın içine doğru gidiyor herhalde. Ben buradan dönüyorum. Köyün içini gezmek istiyorum çünkü. Çok güzel arkadaşlar. Yaz sıcağında buraya gelebilirsiniz gerçekten. Paşa Mandırı püfür püfür. Köylüsü de zengin gördüğüm kadarıyla. Magnolia ağacı çiçek açmış, çok tatlı. Şuraya bakın, niye yeşil ya? Şu bahçeler çok güzel. Yine bakın, meydana geldim, yine gürültünün içine. Bu caminin orada bir de musluk varmış. Bakın arıcılık da var. Kıyafeti satmış, satıyorlar. Şu yeşilliğe bakar mısınız? Cennet gibi. Bakın. Ay çok güzel. Ben hiç fındık ağacı görmemiştim. Şuraya bakın. Fındık ağacı. Ay çok güzel. Fındıklara bakın.
Daha olmamış gibi bunlar. Bunlar sonradan olacak. Ay çok güzel. Arkadaşlar köy gezileri sayesinde ben de sebzeyi, meyveyi dalında görme şansı yakalıyorum. Normal hayatta hiç görmediğim birçok sebzenin, meyvenin fidesini, ağacını yakından görme şansı yakalıyorum. Şu anda bir fındık ağacının altındayım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hiç çünkü daha önce bir fındık ağacı dalından görmemiştim. Bakar mısınız şunlara? Ay çok hoş değil mi? Şuna bakın. Gerçekten. Öğrenmenin yaşı yok diyorlar. Gerçekten doğru. Ben de bu sayede birçok şeyi görebiliyorum bu gezilerim sayesinde. Sizlere de tavsiye ediyorum. Açıkçası. Sizler de fırsat bulduğunuzda mutlaka Paşa Mandıra'ya gelin. Burada buradan aç dönmezsiniz. Öncelikle burada çok sayıda aile bahçesi var. Mangal yeri var. Kahvaltı yeri var. Bakın bu da Paşa Mandıra'nın doğal suyu çeşmesi. Bakalım suyu var mı? Oley, suyu da var. Evet. Oh çok güzel. Ay şuraya bakar mısınız? Ne güzel. Kartpostal gibi. Eski evler. Burası meydan ve şu anda yine burnuma çok fazla hayvan kokusu geliyor. Demek ki buralarda ağır var. Zaten samanlık var. Ah, çıkmaz bir sokağa girmişim. Gördüğüm kadarıyla. Buradan ileride sokak var mı acaba? Ama şuraya bakar mısınız ya? Yemyeşil. Odun yakıyorlar. Muhtemelen burada da odunlar bedavadır. Genelde köyde odunları bedava veriyorlar. Hava çok sıcak olduğu için çok fazla insan yok dışarıda. Baksanıza hemen ormanın yamacında. Çok güzel. Yemyeşil. Ha bakın burada da yine fındıklar var. Çok hoş. Keşke şöyle bir iki köylüyle daha karşılaşsak da bize biraz Paşa Mandıra'yı anlatsa. Burada da her evin yanında bahçeleri var. Bahçelerde ekiliyor. Meyve ağaçları zaten var. Çok güzel. Bakın ekmişler yine. Burası da yine bakın ne kadar güzel mısırlar, biberler ekilmiş. İncir ağaçları. Bakın. Ben de Paşa Mandıra'yı geziyorum. Sokaklarını. Böyle güzel sokakları.
Merhaba. Aa, burada da hanımlar oturmuş konuşuyorlar ama bilmiyorum. Merhaba, kolay gelsin. YouTube kanalım için çekimler yapıyorum. Konuşmak ister misiniz? Paşa Mandıra'yı tanıtan video çekiyorum şu anda. Tamam, neyini tanışacağız? Şimdi Paşa Mandıra'dayız. Ay kız, ne yapıyorsun? Heyecan yaptı abla. Ama beni görürler televizyonlarda falan. Televizyonda değil, internette görecekler. Zaten görsünler diye çekiyoruz, burayı tanıtıyoruz. Evet, Meryem Hanım, siz Paşa Mandıralısınız. Evet. Burada mı doğdunuz? Burada doğmadım. Buraya gelin geldim. Aha. Trabzonluyum. Buraya gelin geldim. Burada eşimin ailesi. Onlar da buraya Trabzon'dan gelmişler. Burada yaşıyoruz. Kaç yıl buradasınız? 39 yıl oldu ben artık buraya buralısınız. Gelene. Ha, aynen artık öyle. Buralısınız. İstanbul'un içinde yaşıyorsunuz ama İstanbul'da bir köyde yaşıyorsunuz. Köy hayatı yaşıyorsunuz. Köyümüzü çok seviyoruz. Çok güzel. Çok güzel bir köy. Yemyeşil. Evet. Çevresi ormanlar kaplı. Evet, köyümüzü seviyoruz. Biz şehir hayatını sevmeyiz. Hı-hı. Şehirde de yaşanacak evimiz falan var ama orayı sevmiyoruz. Biz köyümüzü seviyoruz. Hı-hı. Ama tabii bazı eksiklerimiz var dediğim gibi. Mesela köyümüzün imarı yok dediğim gibi. Vallahi anlatacak bir şeyim yok. Ne anlatayım şimdi burada sana? Burada komşuluk var mı? Köyde çok güzel. Bak geçer. İşte çat kapı. Komşularımız gelebilir. Tabii ki bu şu anda boş boş oturuyorlar. Bir kahve bile yapmadım onlara. Olsun varsa. Şimdi ayaküstü oldu. peki hani mesela normalde nasıl, ne yaparsınız köyde? Siz bahçemiz var işte. Bahçemiz var. Biraz da bahçelere orada. Bahçelere gösterir sana bahçeyi. Tamam, olur olur. Bahçeniz var. Bahçede bir sürü mevsimine göre sebze meyve vardır. Evet. Her şeyimiz var. Biber, patlıcan, domates ama hastalık vuruyor. Biraz ondan sıkıntımız var. Toprağımızda hastalık var. Neden? Tarım, vallahi işte onu bilemedik. Araştırdık, sorduk. Bir çözüm de bulamadık onu. Başka burada komşuluk var. İnsanlar komşuluk gelip gidiyor zaten. Komşuluk var. İnsanlarımız böyle, hepimiz bir aile gibiyiz. Herkesin kapısına istediğin saatte gidebilirsin. Böyleyiz, iyiyiz. Herkes birbirini çok iyi, çok yakından tanır. Komşuluğumuz var. Yani İstanbul içinde yaşayıp da, değil mi, bu yemyeşil doğanın ortasında hem de eski sıcak ilişkilerin olduğu bir ortamda olmak güzel bir şey herhalde. Aynen. Buralara hasret insanlar. Birçok kişi hasret aslında. Evet, biz şanslıyız o bakımdan. Biz şanslıyız. Onlara bir tavsiyeniz, bir şey öneriniz var mı? Tavsiyem, eskiden herkes mesela köy hayatını beğenmeyip şehire koşanlar var. Vallahi köyüne, herkes köyü olan köyüne gitsin. Köy hayatı başka. İnsanın ömrünü uzatıyor. Öyle. Aynen öyle, değil mi? Stres yok burada. Bir şey yok. Peki, çok teşekkür ederim. Şeydi. Sizi de alalım tekrardan. Yok. Ablamız heyecan ve heyecanlanma. Bu da zaten Meryem söyledi yani. Nasıl geçiyor günlerini? Siz nasıl? Siz buralı mısınız abla? İsminiz nedir? Önce oradan başlayalım. Aynur Aslanbay. Aynur abla, siz buralı mısınız? Paşa Mandıralı mısınız? Evet, ben burada doğdum. Burada büyüdüm. Buradan gelin İstanbul'a gittim. Tekrar buraya geldim. Şimdi annemin evinde oturuyorum. Aa, ne kadar güzel. Evet. Sizin de bahçeniz var mı? Var, bahçe. Var, var. Canım. Neler ekiyorsunuz? İşte salata, fasulye, biber, patlıcan. Ha, ne güzel. Manava gitmiyorsunuz, pazara gitmiyorsunuz. Her şey bahçede. Şimdilik öyle yani. Çıktığı zaman öyle. Yoksa eksikler var gene. Manava gidiliyor. Tabii biraz hani işin esprisi. Aynen. O. Ama köy hayatı yaşıyorsunuz sonuçta doğal olarak. Bahçemizi gösterebiliriz size yani. Olur, gidelim şimdi ama saat yok, kaç? Şimdi gidemeyiz. Uzaktır bahçe. Ha, uzak mı? Ha, o zaman gidemeyiz. Sonra gideriz inşallah. Şuradaki küçük bahçeye bakarız olmazsa. Evet. Meryem'in bahçesi. Oraya sizin bakabilirsin. Çocuk var mı? Var tabii. Benim 5 tane çocuğum var. Maşallah. Onlar işte hepsi evlenmişler. İstanbul'da oturuyorlar. Ben de burada işte eşimle oturuyorum. Eşinize devam ediyorsun. Arada gidiyorum evime de gelip. Nerede İstanbul'da? 500 evlerde. 500 evlerde? Evet. İçinden daha farklı değil mi burada köy hayatında yaşamak? Tabii canım yani. Şimdi oraya gidince ben orada duramıyorum. Hemen buraya gelmek istiyorum yani. Siz buranın yerlisisiniz ya, burayı da biliyorsunuz. Paşa Mandıra'nın nesi meşhurdur, nesi güzeldir, özeldir? Buraya mahsus neler var? Buraya mahsus neler var? İşte mesela köy yeri burası mesela. Fırında ekmek yaparız. Ondan sonra hayvan olanlar tereyağı yapar, peynir yapar ama bizim hayvanımız yok. Biz yani bakmıyoruz hayvan. Siz de yapabildiğiniz kadarını yapıyorsunuz. Evet, biz de olanlardan hazır alıyoruz süt. İşte öyle ki. Olsun varsın, o da güzel. Evet. En azından yerinden alıyorsunuz, marketten almıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Öyle değil mi? Evet. Peki hani bu hayata özlem duyan insanlar var. Doğal hayatı, organik hayat yaşıyorsunuz. Şimdi mis gibi burası püfür püfür esiyor. İstanbul'un için cayır cayır yanıyor aynen. Şu anda. Aynen. Burada da güneş var ama ağaçlardan, doğadan serinlik var burada. Ne tavsiye ediyorsunuz yani, ne diyeceksiniz bu vallahi hayata özlem duyanlara? Buradaki yani arazileri olan kimisi mesela buraya gelmiyor. Kışın hele hiç kimse yok burada.
kışın da burası çok güzel. Hı hı. Yani imkanı olan gelsin yani. İmkanı olan gelsin. Köyüne gitsin. Bıraksın şehir. Yani. Köyüne gitsin. Köy olan köyüne gitsin. Tamam o zaman. Buraya mahsus bir yemek bir şey var mıdır ablacığım? Var. Karadenizliyiz biz. Mesela lahana yemeği, sarmamız meşhurdur. Hı. Mısır ekmeğimiz. Yapıyorsunuz yani buralarda. Tabii tabii yapıyoruz. Yani o ekmek şeyinde mısır ekmeği de oluyor. Tabii fırın yaktığımız zaman. Güzel. Evet onda da yapıyoruz. Harika. Onun dışında bildiğimiz şeyler galiba. İşte fasulye aynen. Turşumuz meşhur. Siz demek ki siz Paşa Mandırlıyım diyorsunuz ama bir Trabzon falan mı? Aynı. Tabii canım. Trabzon. Yakaladım. Aynen. Paşa Mandıra'nın yerlisiyim dedi. Sonra Trabzon'da çıktı. Trabzon'dan annem buraya benim gelin olarak gelmiş mesela. Biz burada doğmuş, büyümüşüz. Göç ettiler biliyorum. Espri yaptım. Daha önceden buralar şey oluyor. İşte Karadeniz'den geliyorlar. İşte Ali Bahadır'a gitmiştim. Onlar da Kastamonu'dan falan. Zerdavatçı köy. Buranın diğer... Burada mesela komşularımız, burada iki aile var yani iki şey var. Köy iki aile. İki şey, Trabzonlu'yla Kastamonu'lu. Ha, iki şehir birleşmiş burada daha fazla. Başka yok. Burada o yüzden de onların onlarla da çok şeyleri. Güzel yani, kardeş gibiyiz yıllardır. Onlardan bazı şeyleri öğrenmişiz. Bizden onları öğrenmiş, öyle yani geçinmiş gitmişiz yani. Çok güzel, İstanbul'da yani 21. yüzyılda artık hani 2024'teyiz, insanlar artık birbirlerine selam bile vermiyorlar ama burada Paşa Mandıra'da insanlar gayet güzel, dostça, kardeşçe yaşıyorlar. Evet, köy hayatında, organik hayat. Peki, o zaman teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür. Gayet güzel. Küçük bir bahçesi var. Daha büyüğü de var. Şu ne acaba? Şurada güzel bir çiçek gördüm ama çiçekleri, ne oldu? Çiçekleri onlar. Çiçekleri. Şu adını bilmiyorum da onu bir tek. Ben bilmiyorum ki çiçeklerimin adını. Ha, ben de bunu Trabzon'dan getirmişim. Ama çok güzelmiş. Değişik işte. Evet. İlk defa gördüm ondan. Çiçeklerim çok güzel. Evet çok güzel maşallah. Şu şey kadife çiçeği mi? Yok. Değil. Ha, kadife çiçeği yok burada. Yıldızlar var. Hadi görüşmek üzere. Hadi uzaktan çıktın. Hadi bay bay. Böyle çekmeye devam ediyorum. Şimdi Sultan ablanın cebi var mı sizde? Bende yok canım. Sultan ablanın cebini almadım ya. Benim şimdi ona gitmem lazım. Ekmek fırını. Ekmek fırını var. Evet. Evet bakın burada da salatalıklar. İşte bunları dalından koparıp yemek istiyorsanız satın alabilirsiniz. Bakın teşekkür ederim ablacığım. Bu da bana hediye oldu. Sağ olun. Hem kameramanlığı mı yaptı abla? Olsun. Hem de bana bir salatalık turşusu verdi. Allah teşekkür ederim. Size de çok sağ olun. Hadi, hayırlı günler sağ olun. Sağ olsun. Bu da sizin eviniz mi burası da? Evet. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Hadi iyi günler. Çeşmesine geldim.
Şu yeşilliğe, şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. Her yerde de erik ağaçları. Yine geldim aynı yere. Döndüm, dolaştım. Kahvenin önüne geldim. Merhaba abi. Merhaba, neye çekiyorsun ya? YouTube'a. YouTube. Tamam. Şöyle. Konuşmak isterseniz. Paşa mandıralı mısınız abi? He? Paşa mandıralı mısınız? Evet. Nasıl paşa mandıra? Güzelmiş. Ben gezdim şimdi. Haber mi yapıyorsun? Ben YouTube'a yapıyorum. YouTube'a. Köyleri tanıtıyorum. Çok güzel burası ama. Evet, çok hoş. İmar yok burada. İmar istiyoruz. Otobüs istiyoruz. Otobüs var, geçiyor. O geçiyor ama 3 saatte bir hani şimdi. Gelsin bakayım hadi. Bineceğim şimdi. Aşağı gideceğim. Gel, yok. 3 saat bekliyoruz. Eyvahlar olsun, ben de bekleyeceğim şimdi. Ya bekleyeceksin şimdi burada. Otobüs gelecek, bineceksin. Evet. 2 saat, 3 saat. Eyvahlar olsun. Saatte bir tane geliyor ama. Saatleri var. Saatte bir geliyor. Öğleden sonra saat 12'de geliyor. 12'den sonra yok. Bitiyor. Saat 4.30'a kadar bekliyor burada. Bilmiyorsun sen de. Evet. Sen de bilmiyorsun. Bekle. Peki burada siz köydesiniz ya, köy hayatı burası. Birazcık onu anlatın. Köyde yaşadınız, İstanbul'un içerisinde köy hayatı yaşadınız. Şanslısınız aslında bir yandan da. Çünkü organik hayat yaşadınız. Organik hayat ama her şey paraya dayanıyor. Evet. Burada para yok. Şehirde para var. Masanın başında otur. Para geliyor. Sen vereceksin bana. Mecbur. Yani şimdi para olmayınca ne yapacaksın köy hayatı? Köy hayatı yaşamak için çalışman lazım. Çalışın. Şimdi niye emekli olduk. Daha çalışamıyoruz hayatımızda. Emekli olmadınız mı? Olduk. Allah bereket versin. 10 bin lira markete gidiyorsun. Markette bitiyor. Evet. Doğru. Eve gelemiyorsun. Bir ev kirası oldu 20 milyon. Burada ne kadar kiralar? Burada 20 milyon. 20 bin lira oldu mu? 15 milyon ya. Peki şey, normalde ev satılsa ne kadar? Satılan arsa, ev. Vallahi o satılan yok. Yok. Burada yok. Satmıyor. Herkes kendine göre. Ya bir evde 8 aile barınır mı? Evet. Barınır mı? Barınıyor, vermiyorsun imar. İmar vermiyorsun ki. İmar burada, imar. Paşa Mandıra'da imar istiyorlar. Yok, yok. Burada yapmışım. Ben de yaptım 2 kat, 3 kat. Eskiden ama. Hiç imar yok. Buraya gelmiyor hiç. Anladım. Kimse gelmiyor. Buralarda sinek yiyordu adamları. Ben 50 senesinde gelmişim buraya. Doğmuş babamız. Baba toprağı burası. Satıp gidemiyoruz. Bırakıp gidemiyoruz. Evet. Bırakıp gittim biri. Diyor ki babanın toprağını bıraktı. Evet. Trabzon'dan gelmişiz biz. Anladın mı? Trabzon'dan buraya 50 senesinde, 49 senesinde. Hala buradayız. İmar bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Ya benim çocuklar bile göremeyecek. Onlar